Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı ziyaret etti. Bir araya gelen taraflar Bursaspor'un başarısı üzerinde ortak noktada buluştu. Mestan yönetimine yeni görevinde başarılar dileyen Aktaş, yönetime destek sözü de verdi. Bursa Spor yönetimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bursa Spor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ali Nur Aktaş'a Bursa Spor'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Haziran ayı içinde gerçekleştirdiğimiz olağanüstü kongrede ben ve yönetim kurulumuz göreve geldik. Bu iki aylık süreçte de geçtiğimiz süreçte resmi ziyaretlerimizi yapamadık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş Bey'i resmi ziyarette bulunduk. Teşekkür ediyoruz kendisine bugüne kadar bize çok destek ve emek verdiğinden dolayı. Hem bir resmi ziyaretimizi gerçekleştirelim dedik, hem de bir hasbihal edelim dedik. Bursa Spor biliyorsunuz sadece yönetim kurumlarının değil, tüm şehri ilgilendiren değerli sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, politikacılarımızın, siyasetçilerimizin, milletvekillerimizin, hepimizin göz bebeği. Onun için hep birlikte iyi bir yola girdik. Transfer tahtasında uğraşmaktan bugüne kadar resmi ziyaretlerimizi gerçekleştiremedik. Bu saatten sonra da şehrimizin önde gelenlerini, siyasilerimizi ziyaret edeceğiz. Bursa Spor hepimizin, hep birlikte sahip çıkalım. Biz dediğim gibi transfer sezonunu açtık, tahtamızı açtık, transferlerimizi yaptık. İnşallah layık olduğumuz Süper Lig'e tekrar döneceğiz. Önemli bir görev üstlenen Mesut Mestan yönetimine başarılar dileyen Ali Nur Aktaş, her zaman olduğu gibi Bursa Spor'u gönülden desteklemeye devam edeceklerini söyledi. İnşallah Bursa Spor gibi, Bursa gibi 3 milyon nüfuslu şehirde, Vakıfköy gibi özellikle altyapımız, inşallah hem yeni yeni futbolcuları, Türk futboluna, dünya futboluna kazandıracağız, hem de beraberinde inşallah Bursa Spor önemli başarılar imza atacak. Şahsım ve belediye başkanı olarak biz bugüne kadar zaten elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonra da gösterme noktasında olacağımı ifade ediyorum. Bursa Spor yönetimi Ali Nur Aktaş'ın ardından Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı da ziyaret etti. Dündar, hep birlikte Bursa Spor'umuza sahip çıkacağız dedi. Şimdi Bursa Spor yönetimi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın ardından Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Kulübü makamında kabul eden Dündar, Bursa Spor'un başarısı için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini söyleyerek herkesin biraz sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Sporda çok daha zor bir şey işte. Bir gün yenersin, bir gün beraber yaparsın, bir gün yenilirsin. Hemen bizde çok şey çabuk değişiyor. Yani aslında değişmemesi lazım. Biraz sabır lazım. Ama inşallah biz o bizim Bursalıların sabırsızlığını bu sene hallederiz de rahatlarız yani. Bursa Spor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da Başkan Dündar'a takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek Bursa Spor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için kenetlendiklerini ifade etti. Transferlerimiz gerçekleşti. 3 maç oynadık. Bir tanesi sizin sonucu alamadık ama diğerleri güzel gelişti. Yeni transferlerle bundan sonra süreçte katkı sağlayacağını umuyoruz. Tekrar şampiyon olduğumuz ligine geri dönüp bütün amacımız bu. İşte burada da tabii ki halkı mutlu etmek, Bursa'yı mutlu etmek, insanları mutlu etmek bütün amacımız bu. Süreçte de sizin de destekleriniz olacak. Onu da biliyorum. Bursa sporunuzu da biliyorum. Maçlara da geliyorsunuz. Maçları da seviyorsunuz. Bundan yana da bir şüphemiz yok. Bu da bize her zaman güç verir. Bursa spora güç verir. Tekrardan teşekkür ederim. Hem bizi kabul ettiğiniz için hem de desteğinizden, önce desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ziyarete Bursa Spor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Başkan Dündar'a ismi yazılı 16 numaralı Bursa Spor forması hediye etti. İlk 3 haftada gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Bursa Spor'un yükselen yıldızı Sedat Dursun, Olay Spor'a özel samimi açıklamalar yaptı. Genç futbolcular olarak ağırlıklarını ortaya koyduklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu, kariyeri için her zaman daha iyisini arayacağını söyledi.
Uzun süre altyapıda oynadıktan sonra A takıma yükselen, ardından kulübü Bursaspor'la 5 yıllık profesyonel sözleşmenin altına imzasını atan Sedat Dursun, takımın mevcut durumu ve kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Kısa sürede gösterdiği başarılı performansıyla camianın beğenisini toplayan 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada iyi bir takım kurduklarını söyledi. İyi bir takım olduk ilk önce. Takım arkadaşlarıma yana sağlık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Oyun olarak da geçen haftalar belli bir sıkıntımız olmasına rağmen bu hafta iyi bir rakibe karşı iyi oyunla güzel galibiyet aldık. İnşallah bunun ligde de devam edeceğini umuyoruz. Çünkü biz gerçekten iyi takım olma yolunda çok büyük bir adım attık. Yeni gelen abilerimiz, arkadaşlarımız var. Onların da takıma katkılarıyla beraber inşallah bu sene yeniden zirveye diye çıktığımız sloganımızda inşallah ait olduğumuz lige döneceğiz diye inanıyorum. Akhisarspor ve Eskişehirspor maçlarında alınan galibiyetlerle birlikte gençler olarak kendilerini gösterme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Dursun, yeni transferlerle birlikte takımın ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağına inandığını ifade etti. Gençler olarak da buradaki varlığımızı göstermiştik çünkü iki maçta 6 puanda koyduk buraya biz. O transfer sezonu açılmadan önceki takım bunları yaptı. İnşallah işte bunlarla, yeni gelenlerle beraber daha iyi olacağını umuyorum. İyi de gidiyoruz. İyi olacak inşallah. Ait olduğumuz lige dönmek için bu sene çok çalışıyoruz. Allah bu sene inşallah bunu nasip edecek. Biz de bunu çok çalışarak istediğimizi göstereceğiz inşallah. Takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan yeşil beyazlı taraftarlarla ilgili de konuşan genç futbolcu şunları söyledi. Onlar bizim için gerçekten artı bir. Yani onlar varsa biz varız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten desteklerini içeride o kadar hissediyoruz ki. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır Spor'da kiralık olarak oynamasının kendi çıkışı için olumlu bir süreç olduğunu ifade eden Sedat Dursun, performansının üstüne koyarak her yeni gün daha iyisini arayacağını söyledi. Kariyer anlamında düşüş olarak gözüktü gibi olabilir genel ama orada maç oynamak çok önemliydi. Belki burada kalsaydık, dediğiniz gibi Allah nasip etti bu çıkışı gerçekleştirdik. Bu olmayabilirdi ama burada hiçbir zaman bu yeterli değil tabii ki. Hep üstüne koyarak, daha iyisini arayarak çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Hep beraber, bir tek ben değil, takım arkadaşlarım olarak da. A Milli Futbol Takımı Euro 2020 elemeleri 5. maçında bu akşam Moldova ile deplasmanda mücadele edecek. Andorra engelini son dakikalarda Ozan Tufan'ın bulduğu golle aşan Ay Yıldızlılar grubundaki 5. galibiyetini Moldova karşısında arayacak. Başkent Kişinev'deki Zimru Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan Ay Yıldızlı ekip 12 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Milliler Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A Milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı, rakibini hiç kaybetmedi. Başkent Kişinev'deki Zimru Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Messa düdük çalacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grup maçları devam ediyor. Alınan sonuçları ve günün programını ekranlarınıza getirelim. Euro 2020 elemeleri grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle. E grubu: Azerbaycan 1, Hırvatistan 1, Macaristan 1, Slovakya 2. C grubu: Kuzey İrlanda 0, Almanya 2, Estonya 0, Hollanda 4. G grubu: Letonya 0, Kuzey Makedonya 2, Slovenya 3, İsrail 2, Polonya 0, Avusturya 0. I grubu: İskoçya 0, Belçika 4, San Marino 0, Güney Kıbrıs 4, Rusya 1, Kazakistan 0. Bugün H grubu 21.45, Arnavutluk İzlanda, Fransa Andorra, Moldova Türkiye. A grubu
21.45. İngiltere, Kosova, Karadağ, Çek Cumhuriyeti. B grubu 21.45. Litvanya, Portekiz, Lüksemburg, Sırbistan. Galatasaray'ın ses getiren transferi Radamel Falcao, sarı kırmızılı takıma geliş süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Kolombiyalı golcü, Galatasaray'a transferim ilk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim dedi. Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao. Florio Metin Oktay tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kolombiyalı oyuncu transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada kendisine Galatasaray'ın teklifi geldiğinden beri pozitif olduğunu söyledi. Galatasaray'ın teklifi Haziran başında geldi. Haziran başında bu konu konuşulmaya başladı. İlk konuşulmaya başladığından itibaren inanılmaz pozitiftim. Çünkü Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Diğer taraftan Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde. Taraftarlar da daha önce bildiğim, duyduğum, kulağıma gelen bazı şeyler vardı. Onlarla da beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek, bu duygularla beraber, bu tutkuyla beraber beni çok heyecanlandırdı. O yüzden ilk duyduğumdan beri hep Galatasaray teklifinde pozitiftim aslında. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendi adına önemli olduğunu vurgulayan Falcao, Galatasaray'ı tercih etmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesinin sarı kırmızılıların Avrupa'da söz sahibi olması olduğunu vurguladı. Türkiye'de başka bir takımdan teklif almadım ama Avrupa'dan teklifler geldi, Amerika'dan teklif geldi. Galatasaray'ı seçmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi demin de belirttiğim gibi Türkiye'nin iyi takım olması ve Avrupa'da da söz sahibi olan bir takım olması. Avrupa'daki projeleri, Avrupa'da çünkü benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa'da belirli yerlere gelebilmek, Avrupa'da başarı elde edebilmek çok çok önemli. Monaco'da bunu biliyorsunuz, yarı final oynayarak başardık. Şu an Galatasaray'da inanılmaz iyi bir kadro var. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz, çok kaliteli oyunculara sahibiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var. O yüzden bu taraftarla da beraber, bu coşkulu taraftarla da beraber bence Avrupa'da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince tabii ki Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı. TFF 3. Lig temsilcimiz Karacabey Belediyespor'da yüzler gülüyor. Karacabey Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulübün onursal başkanı olan Ali Özkan takıma baklavalı moral ziyaretinde bulundu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, onursal başkanlığını üstlendiği Karacabey Belediyesporlu futbolcularla bir araya geldi. TFF 3. Lig'de deplasmanda kazandıkları Osmaniyespor galibiyetinden ötürü takımı tebrik eden Özkan, Osmaniyespor maçıyla beraber bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Hepinizi kutluyorum. Önümüzdeki oynayacağınız maçlar için de size başarılar diliyorum dedi. Başkan Özkan, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle beraber çok güçlü bir kadro oluşturuldu. Hedefimiz bir üst ligde mücadele eder duruma gelmek. İnşallah Karacabey Belediyespor için güzel bir yıl olacak dedi. Ali Özkan, antrenman sonrasında futbolculara baklava ikram etti. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.